ilçe başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz ve değerli misafirlerimiz. Eşme ilçesi 1. olağan kongremize hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli hazirim, değerli ilçe başkanım, il başkanım, kıymetli yönetim kurulu, hepiniz 1. olağan kongremize hoş geldiniz, safa getirdiniz. Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları ve vatan savunmasında canını feda eden şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Bizler de sergileyip işçimizin, çiftçimizin, esnafımızın, kadınlarımızın hak ettiği refah düzeyini ve insanoğluna yakışır hayat standartlarını sağlayacağız. Sayın Divan, Sayın İl Başkanı, Genel Merkezimizin çok değerli Korucular Kurulu üyesi, çok değerli ilçe başkanım ve kıymetli yöneticileri, sevgili gönül dostlarımız, gelecek gönülleri, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Gündemini Allah aşkına hepinize soruyorum. Bir ülkenin gündemini ne bilirler? Projeler bilirler. Ülkeyi daha refah ve müreffeh seviyelere çıkartacak olan konular bilirler. Ama şu anda haberlere baktığımızda, sosyal medyayı incelediğimizde ülkenin gündemini ya bir tane mafya babasının söylemleri veyahut da içerideki yolsuzluklar, ahlaksızlıklar belirliyor. Biz bunlara dur diyeceğiz, temiz siyaseti Allah'ın izniyle getireceğiz. Ülkeyi yönetenlerin açlık sınırı 3.300 liraya gelmişken yurdum insanına 2.850 lirayla geçin demesine dur diyeceğiz. Çiftçinin düştüğü faiz kumpasına, gençlerimizin umutsuz ve ümitsiz yarınlara bakışına hep birlikte dur diyeceğiz. Bu çürümüş, bu kokuşmuş siyasete hep birlikte inşallah geçit vermeyeceğiz. Uşak ilimizin Eşme ilçesinin Güllü köyünden bizi yönetenlere sesleniyorum. Ömerleri arayanlara sesleniyorum. Adil, abid ve zahit olan Hazreti Ömer gibi insanları arayanlara sesleniyorum. Bir yüzüğüm dışında başka servetim yok diyen genel başkana sesleniyorum. Kürsülere çıktıklarında Peygamber Efendimizin sadece bir hırkası vardı diye nutuk atanlara sesleniyorum. Ne oldu? Hepiniz Karun oldunuz, Karun. Bu milleti açlığa, sefalete, yoksulluğa ve yokluğa mahkum ettiniz. Çiftçi mahsulünü ekiyor, hasatını yapamıyor. Hasatını yapıyor, parası yetmiyor. Para etmiyor, para. Gübre fiyatları, zirai ilaç fiyatları, tohum fiyatları bir sene öncesine varana kadar bugüne kıyasladığımızda %100 artmış vaziyette. Ama ülkeyi yönetenler diyor ki öyle bir şey yok. Size %10 zam veririm. Aç olanları da siz doyurun deriz diyor ve işin içinden sıyrılıyor. Saraylarında yaşamaya devam ediyor. Ultra lüks araçlarıyla konvoy konvoy geziyor. Biz Gelecek Partisi olarak inşallah bunların hesabını siz aziz milletimizin de desteğiyle sandıktan çıkacak Gelecek Partisi'nin iktidarında tek tek soracağız. Çok kıymetli hazırım. Konuşmalarıma burada bu duygu düşüncelerle son vermeden önce Eşme ilçemizle alakalı
partimizin de bazı projelerinden sizlere bahsetmek istiyorum. Eşmemize iktidar olduğumuz yıl içerisinde inşallah soğuk hava deposu yapılacak. Sebze meyve hali kurulacak. Buradaki bütün çiftçilerimizin ve yurt genelindeki bütün çiftçilerimizin Tarım Kredi ve Ziraat Bankası'na olan borçlarının faizleri silinecek. Ana paraları ise uzun vadeye yayılmak suretiyle taksitlendirilecek. Artık çiftçimiz ekecek, hasatını yapacak, mahsulü para yapacak ve yüzü görecek. Değerli divan, kıymetli il başkanı, kıymetli ilçe başkanı, yönetim kurulu üyelerimiz ve misafirlerimiz hepimiz Eşme 1. Olay Kongresi'ne hoş geldiniz. Ülkemizin içinden geçtiği zor günleri hepimiz iliklerimize kadar hissediyoruz. Ne köylünün ürünü para ediyor, ne emeklinin aldığı para karnını doyurmaya yetiyor. Ama iktidardakiler Sayın Koordinatörümüzün dediği gibi lüks ve şatafat içerisinde hayatlarını sürdürüyorlar. Ankara'ya gideniniz var mı bilmiyorum. Cumhurbaşkanlığı sarayına gittiğinizde o kadar devasa ve görkemli bir alana yapılmış ki saray. Sarayın etrafı da gökdelenlerle çevrilmiş ve lüks araçlarla donatılmış vaziyette. Tabi oradan bakınca sarayın penceresinden zannediyorlar ki ülkenin her tarafı bu halde. Güllük gülistanlığı.